bizim senin ateşin de var. Ama ne olduğunu anlatmazsanız ben size yardımcı olamam ki. Anlat bakalım. Karnın mı ağrıyor? Hiçbir yerim ağrımıyor desene. Hiçbir şeyim yok desene kızım. Hadi. Karnım acıyor. Tuttuğun yer mi? Hiçbir yer değil. Hiçbir yer değil. Bununki sadece şımarıklık doktor bey. Hadi kızım biz bir an önce evimize gidelim de sen az daha yat dinlene. Hadi yavrum hadi. Ya bir dur hanım, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Kız burada iyi değil, sen gitmekten bahsediyorsun. Kızım anlat bakalım, neren ağrıyor göster bana. Buram mı ağrıyor? Burası mı? Bakalım. Kim yaptı sana bunu? Anlatsana. Normal bir yara değil bu. Biri sana kesici aletle zarar vermiş. Kocan mı yaptı sana bunu? Kocamın bir suçu yok. Kim yaptı o zaman? Kimse yapmadı doktor bey. Bugün tabakların üstüne düştü de porselen kesiyi, porselen battı. Ya çocuk mu kandırıyorsunuz? Dikiş var burada. Bugün yeni işi değil bu. Nerede dikildi? Ne zaman müdahale edildi? Nerede müdahale edildi yaraya? Anlaşıldı. Bu işi polisle çözeceğiz. Ne polisi doktor bey? Yani biz kimseden şikayetçi değiliz ki. Hasret, biz kimseden şikayetçi değiliz desene doktor bey. Haydi kızım. Sizce polislik bir durum olmayabilir ama ben bunu yapmak zorundayım. Bu artık adli bir vaka. Hiçbir yere ayrılmadan beni burada bekleyin. Doktor bey. Doktor bey. Bakar mısınız? Nedir durum acaba? Sizin işiniz mi içerideki? Evet. Bir yere ayrılmayın, bekleyin. Döndükten sonra detayları konuşuruz. Vallahi, vallahi polis gelirse bittiğimizin resmidir. Bizi değil evden, bu şehirden sürerler, şehirden sürerler. Anam, anam, vallahi billahi Ayşe ile buluşmuş diyecekler. Kız, kız sen ne yaptın kız? Kız sen ne ettin kız? Sen ne deme öyle? Ağlama kız, ağlama kız. Kalk, polisler gelmeden bir an önce buradan bizim kaçmamız gerekiyor. Hadi kız. Anne, Orhan. Ben ona diyeceğimi derim. Sen sakın ağzını açma, tamam mı? Sakın ağzını açma. Sen hallederim. Tut beni, tut. Dur. Kalk, kalk. Yavaş, yavaş. Gel, gel. Orada gel. Tutun. Allah'ım yardımcı et. Yardım et. Hadi. Gel. Gel kızım gel, gel. Hadi gel. Durun durun durun, nereye? İşte muayene bitti damat. Maşallah. Türk gibiymiş. Hiçbir şeyciği yokmuş. Az asabiyet yapmış da biraz da üşütmüş. Doktor dedi ki evine gitsin dinlensin dedi. Hadi evimize gidip dinlenelim. Ya bir dakika. Doktor bekleyin dedi şimdi. Ya reçete bile yazmadı. Nesini bekleyeceğiz doktorun? Ya evdeki ilaçları kullansın dedi. Hadi evimize gidip dinlenelim hadi. Peki gidelim bakalım. Hı hı. Bak görüyor musun Güntekin? Ne gelen var ne giden. O hanımefendi sıkıştırdı o gün kuyruğunu. Ayfer karısı da meselenin üstünü örttü.
Demek ki neymiş? Doğru yoldaymışız. Bunların gözü benden epey bir korktu. Aynen taarruza devam. Bekir ağam, keyfini bozmayın. Sen en iyisini bilirsin. Ama bu kız başına bela olacak değil. Biraz temkinli mi olsan? Ben temkinimi almışım oğlum. Nişanlım var kapı gibi yanımda. Müstakbel ama olsun. Soranlara hasrete mi kaldım diyeceğim. İspatlayabilen gelsin ispatlasın bakalım. Sen bilin Bekir ağam. Bundan sonra artık Hoca Meydan. Hoca Meydan. Kerime, abin aramadığına göre gelirler artık ha? Önemli bir şey yok demek ki. Demek ki. Allah vere de baban camiden gelene kadar eve gelmiş olsalar. Eli kulağındadır. Hasret iyi olsun da. Orhan, oğlum. Öldük meraktan. Nerede kaldınız? Hasret, iyi misin? Ne dedi doktor? Bir şey var mıymış? Bir şey yok. İyiymiş. Ben yatıyorum. İyi geceler. Hadi kızım. Yukarı çık da az dinlen. Görümcen sana yardım etsin. Hadi gel Hasret. Gel. Yavaş. Yavaş. Gel. İyisin değil mi? Ağrıyor mu bir yerin? Gel. Vallahi ben o kadar yoruldum ki az odama çekilip dinleneceğim. Bütün gece hastane köşelerinde perişan oldum. Haydi sabah konuşuruz dönür. Sen nereye gidiyorsun sen ha? Nereye gidiyorsun? Bana baksana sen. Nereye gidiyorsun bir şey söylemeden? Ne olmuş kıza bir anlatsana. Ya ne olacak? Yorgunluk falan işte. Yani doktor dinlensin geçer dedi. Vallahi ilaç bile yazmadı ha. Ben kızın halini pek öyle görmedim ama. Ya yalan mı söyleyeceğim ben ha? Tövbe estağfurullah. Bana inanmıyorsan git oğluna sor. Oğlun da oradaydı. Öğrendi mi Orhan kızın düştüğünü? Karnına porselen mi attığını mı? Yok. Az daha öğreniyordu ama ben mani oldum. Gece gece Orhan üzülsün istemedim. Hadi canım hadi hadi. Ben yorgunum dinleneceğim yatacağım sabah konuşuruz. Hadi selametle haydi. Sen yine bir dolaplar çeviriyorsun ama. Çıkacak senin foyan anlayacağız. Anne. Ne olmuş bir şey anlattı mı Ayfer Hanım? Ne demiş doktor? Ya kızım güya yorgunluktanmış. Başka da bir şey demedi. Hasret sana bir şey dedi mi? Yani Hasret de iyiyim dedi. Başka da bir şey söylemedi. Allah Allah. Bunların korktukları, sakındıkları bir şey var. O cadı Ayfer'in foyası yakında ortaya çıkar. Dur bakalım. Bir bekleyelim. Anlarız neler oldu. Abimi gördün değil mi? Yukarı çıkarken kızın yüzüne bile bakmadı. Hala araları bozuk demek ki. Kızım, erkek adam. Erkek adamın gururuyla oynamayacaksın. Az bile Hasret'e yaptı. Az. Neyse, ben yukarı çıkıyorum.
Işığı kapat. Doktor ne demiş peki? Bir şey yokmuş. Yatsın dinlensin demiş. Ya bir şey yoksa durup dururken nasıl düştü bayıldı biraz? Orhan orada olup da tutmasa ne olurdu kim bilir? Ay ne bileyim. Gittikleri gibi gelmeleri bir oldu vallahi. Yarın daha iyi olur. Orhan o nasıl? Ay nasıl olsun yavrum? Bir yandan eve ekmek parası mı getirsin? Bir yandan karısının fink atmasına mı üzülsün? İki günde yüzü soldu oğlumun, yüzü. Bak ben sana söylüyorum. O hasret, o fotoğrafların üstünü kapatabilmek için zeytinyağı gibi su üstüne çıkmaya çalışıyor. Hasta numarası o yüzden yapıp yalan söylüyor. Neriman, kız düşüp ölse inanmayacaksın. Gözümüzün önünde bayılmadı mı? Bayıldı, bayıldı ama bak bir şey yokmuş. Ha, buna ne diyeceksin? Var sen düşün şimdi, Cemal Bey. Hadi iyi geceler. Yalancı kadın ne olacak? Aman. Kandırsın Orhan'ı. Abla. Ne olmuş? Geldi mi abimler? Geldiler. Bir şey yokmuş. Hadi uyu sen. Gene mi bu tablo abla? Gecenin bu vaktinde bu kadar uğraşacak ne var ki? Ay Perihan, hediye olacak bu. O yüzden özeniyorum. Allah Allah. Hediye be kime? Kartal Bey'e. Ne alaka ya? Beni eve bıraktığı gün. Elimde görünce kendisi istedi. Kartal. Kartal Bey yani. Tablo mu istedi? Evet. Ben de kermese destek olması için rica edeceğim. Sence ayıp olur mu? Ne bileyim ben ya. Şey, yani böyle şeylerle pek alakadar biri gibi durmuyor. Ondan dedim. Doğru söylüyorsun. Öyle görünmüyor. Ama o görüntüsünün altında çok duygusal bir yanı var aslında. Yani bence öyle. O yüzden söyleyeceğim ben. İyi. Sen bilirsin. Ama ucunda rezil olmak da var. Alazlandın, hep yandın. Ben savruldum kül gibi. Sen su gibi aktın ey yar. Beni bıraktın kum gibi. Sen alazlandın, hep yandın. Ben savruldum kül gibi. Sen
hayaller gibi sert esti. Ben kırıldım bak güller gibi. Sen dert üstüne dert açtın. Düşmanın mıyım ey sevgili? Bilseydim yar, başıma bela, başıma bela. Duysaydım ki bir nazlı Eda, bir nazlı Neda. Sorsaydım sana yüreğim yanar, gönlüme deva. Bilseydim hiç sever miydim? Bilseydim yar, başıma bela, başıma bela. Duysaydım ki bir nazlı Eda, bir nazlı Neda. Sorsaydım sana yüreğim yanar, gönlüme deva. Bilseydim hiç sever miydim? Ben savruldum kül gibi. Sen su gibi aktın ey yar. Beni bıraktın kum gibi. Sen alazlandın hep yandın. Ben savruldum kül gibi. Bilseydim ya, başıma bela, başıma bela. Duysaydım ki bir nazlı Eda, bir nazlı Neda. Sorsaydım sana yüreğim yanar, gönlüme deva. Bilseydim hiç sever miydim? Bilseydim ya, başıma bela, başıma bela. Duysaydım ki bir nazlı Eda, bir nazlı Neda. Sorsaydım sana yüreğim yanar, gönlüme deva. Bilseydim hiç sever miydim? Bilseydim yar, başıma bela, başıma bela. Duysaydım ki bir nazlı Eda, bir nazlı Neda. Sorsaydım sana yüreğim yanar, gönlüme deva. Bilseydim hiç sever miydim? Sırt uyan. Çok korktum. Korkacak bir şey yok. Kabus gördüm. Toparlan hadi.
Orhan, ben gerçekten Bekir'e sana bir şey olmasın diye gittim. Hasret. Hiçbir şey yaptığını izah etmeye yetmez. Ama ben... Aması maması yok. Yok. Niyetin iyi bile olsa affedemem seni. Babanın benim üzerimde iyiliği çok. O yüzden seni sağ salim Almanya'ya göndermek benim boynumun borcu. O zamana kadar da konuştuğumuz şartlar geçer. Şimdi müsaade edersen üstümü değiştireceğim. Nasıl oldu? Ayaklandın bakıyorum. Bugün daha iyiyim. İyi. Aman iyi ol da. Orhan gördü mü yaranı? Yok. İyi. Madem iyisin, o zaman in aşağı kahvaltıyı hazırla. Peki. Kerime'nin bir başına canı çıkıyor. Tamam, hazırlarım. Sağ ol. Ben sana yardım edeyim. Ya olur mu öyle şey? Zaten hastasın. Ben sana kahvaltı getirirdim. Yok, daha iyiyim. Bir başına yapma sen. Ben bunları masaya götüreyim. Yazık. Kız böyle bile yardımcı olmaya çalışıyor. Sen dur dur. İşine bak. Ben açarım kapıyı. Figen kızım, hoş geldin. Sabah sabah ne güzel sürpriz bu böyle. Biz de kahvaltı yapacaktık. Hadi sen de gel. Yok, gelmeyeyim ben. Arabayı getirdim de. Ne arabası kızım? Hay Allah, sizin haberiniz yok herhalde. Günaydın Kerime. Günaydın. Orhan. Bizim arabalardan birini satın alıyor. Aa, öyle mi? Ay dur bir bakayım. Ay maşallah. Ay bu sürprizi senin ağzından duymak ne kadar mutlu etti beni sabah sabah kızım. Günaydın Figen. Günaydın. Arabayı getirdim. Zahmet etmişsin. Yok canım. Ne zahmeti? Hem dün öyle konuşmuştuk ya. Neyse. Görüşürüz anne. Oğlum hadi hayırlı işler ikinize de. Hayırlı olsun oğlum araban. Kazasız belasız kullan. Hoşçakalın. Hadi hadi selametle. Kerime ben ilaçlarımı içeyim. Git iç iç. İyileş de. Kal iyice evimizde. Kimmiş o sabah sabah? Bu ne tantana dünür? Figen Orhan'ı almaya geldi de. Kimden almaya geldi acem? Karısından mı? Çok komiksin Ayfer Hanım. Ata alan Üsküdar'ı geçiyor. Sabah sabah kim acaba? Alo? ben Hasret Hanım'la görüşecektim. Hasret mi? Siz kimsiniz? Ne yapacaksınız? Ben eski mahallesinden bir komşusuyum. Komşusu mu? Vermezsek tanımasın benim komşuları ver. Kimmiş o? Verim canım, başka kim olacak? Ayfer vallahi hep zamanda yetişiyor.
Evet, evet. Ne olmuş ki? Çevir kazı yanmasın. Değil mi? Şimdi beni iyi dinle. Hemen yanıma geleceğim. Yoksa o yanındaki kadına değeceğimi bilirim. Anlıyorsun beni. Değil mi Ayfer? Şimdi mi? Şimdi. Hemen. Tamam. Haydi kapat telefonu, ben hallederim o işi selametle. Ne olmuş? Niye komşu aramış seni bizden? İşte bizim evin kiremitleri düşmüş. Sağ olsun komşu da görmüş. İçeriye su basmasın diye haber ediyor. Ben gideyim de şu işin bir hal çaresini bulayım hadi. Ay ne hayırlı komşuların varmış böyle Ayfer Hanım. Biraz da sen nasibini alsaydın ya. İyilerdir. Senden iyi olmasınlar. Neyse hadi ben yukarı çıkayım da şunu Hasret haber edeyim. Çekil. Aman. Hemen git kızına yetiştir. Eksik kalmasın kızın. Kerime kızım, çay koy bana, oturuyorum ben. Ay, ayarım almış. Şerefsiz. Gitmeyeyim de gelsin kapımıza dayansın değil mi? Sonra da kocana bıçak sallasın. Bana bak, bana akıl vereceğine o kaynananı idare et de evdeki yokluğun anlaşılmasın. Gerizekalı. Nasıl? Aklına yattı mı? Bir sürü şeydir. Ben onu değil de... Daha çok motora bakıyorum. Sesi iyi geliyor. Dışına da bir cila yaptın mı tamamdır. Beğendin yani. Şimdilik bir sıkıntı yok. Fiyatta da anlaşırsak neden olmasın? Ne istiyorsunuz bunu? Bak o olmaz işte. Pazarlık kısmı kahvaltıda. Böyle burada oldu bittiye getiremem. Hem senden de ilk öğrendiğim şey buydu hatırlarsan. Asla ilk duyduğum fiyata alıp satma. İyi. Yapalım bakalım kahvaltıyı. Neler öğrenmişsin bir görelim. Bana bak. Ne yaptın sen ha? Ben bir şey yapmadım. Yemedin, içmedin. Mahallendeki bütün komşulara ev telefonumuzun numarasını mı verdin ha? Burayı kendi evin mi sanıyorsun sen? Hayır. Değil zaten. Burası benim evim, benim. Boşuna buraya yerleşmeye kalkma. Yer yapmaya da kalkma, tamam mı? Yapmıyorum zaten. Yapmıyormuş. Burada kalmak için ne haltlar çevirdiğini bilmiyor muyum ben? Ama Allah'a çok şükür Orhan'ın gözü açıldı sonunda. Yaptığı hatanın da farkına vardı. Şimdi hatadan dönmenin yolunu da bulacak inşallah. İşte o zaman ananla sen de defolup gideceksiniz buradan. Çok şükür. Hadi şimdi yerleri sil süpür. Ne yaparsan yap. Çık git gözümün önünden.
Parayı verdik, karşılığını alamadık. Ne zaman buluşturacaksın kızınla beni? Ağam, sen aklını peynir ekmekte mi yedin? Ben nasıl buluşturayım sizi? Yani daha gelir mi kız? Bıçaklamışsın ya kızı. Senin o manyak kızın atladı benim bıçağımın üstüne. Az kalsın katil olacaktım. Hasret nasıl? Daha yiyeceğim şimdi. Ağam bak işte bıçak yarasını biliyorsun değil mi yani? Öyle kolay kolay kapanmaz. Vallahi işin içine polis girmesin diye ben evde dikiş attırdım. İyi. 40 yılın biri kafa çalışmış. Madem bizi buluşturamıyorsun, o zaman telefonda görüştüreceksin. Bu gece saat tam 11'de evi arayacağım, Hasret açacak. Zaten benim sesimi duyduğunda ürkek bir serçeye dönüyor Hasret. Sen merak etme. Ben onu ikna edeceğim buluşmaya. Ağam, yapma etme. Bak kaynanası zebellah gibi tepemizde. Bir duyan gören olursa biz ne ederiz? Asıl o telefonu Hasret açmazsa sen başına ne geleceğini düşün. Herkese eve senin yolladığını söylerim. Yanacaksak hepimiz yanarız Ayfer. Aslında bu araba benim ilk kaza yaptığım araba. Kaza dediğim de yoldaki kutuyu kedi sanıp kaldırıma çarpmıştım. Güya hayvana bir şey olmasın diye. Sonra bir baktım ortada ne hayvan var ne de başka bir şey. Olan arabaya oldu tabii. Ama bak hala sapasağlam. Bunu neden daha sık yapmıyorsun? Neyi? Gülmeyi. Senin ilk defa bu kadar içten güldüğünü görüyorum ben. Kolay şeyler yaşamadım Fiyan. Büyük badireler atlattım. Onlar düşünüldüğünde şu an bile bir mucize aslında. Bu söylediğim belki sana çok acımasızca gelecek. Ama insanlar kendi tercihlerinden ibarettir. Bir anlık kararla hayatını mahvedebilirsin. Ama başka bir kararla direksiyonu toparlar, her şeyi düzene sokarsın. Yani her şey senin elinde. Bunu daha önce söylemiş olsaydım belki karşı çıkardım sana. Ama galiba haklısın. O zaman gülmemen için bir sebep yok. Yani gülmeyi seçebilirsin değil mi? Peki. İşte böyle. Abi.
Sınıfı verim taramaya getirmişler. O yüzden buradalarmış. Hepsi tek tek röntgen çektirip kan tahlili verecekmiş. Demek öyle. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Aşka inanır mısınız? Hanginiz? Benim, buyurun. Sıra size. Diğer doktorumuz geldi. Sizi yan odaya alalım. Yüzünüzü duvara dönün lütfen. Şimdi derin derin nefes alıp verin. Alın. Verin. Kıpırdamayın lütfen. Tekrar alın. Verin. Alın. Verin. Hanımefendi, kalp atışlarınız çok yavaş. Acaba son zamanlarda aşk acısı mı çektiniz? Gene mi sen be? He? Gene mi sen? Niye her yerden sen çıkıyorsun? Sen beni affedene kadar her zaman ve her yerde ben Peri Hanım. İstemiyorum. Niye anlamıyorsun? İstemiyorum. Dudakların öyle söylüyor ama bakalım kalbin ne diyor. Kartal, kartal, kartal. Bak.
cambaz olmuş bence canım. Gidiyorum ben. Bir dakika. Vakit benimkini dinleyelim. Pirihan. 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 Gördün mü? Hadi ben yalan söylüyorum. Peki ya... kalbime de mi inanmıyorsun? Gidiyorum ben. Küçük hanım bir dakika. Reçeteyi unuttunuz. Size sabah ve akşam olmak üzere yemeklerden önce ve sonra bir doz kartal yazdım. Sakın görmeyi ihmal etmeyin. Zira hayati önem taşıyor. Aman diyeyim. Baklava ne varsa polikliniğe yolla. Güzel de bir not yaz. Teşekkürlerimizi sun. Tamamdır abi. Geç. Anne, ne yaptınız? Konuştunuz mu? Konuştuk, konuştuk. Geç şöyle otur şöyle. Bak kızım. Bekir ağa çok pişman. Kız, sen bıçağın önüne niye attın kendini ya? Adam iki çift laf söyleyip gidecekmiş. Yalan söylüyor. Kız, yalan ya da doğru. Şu anda pişman mı pişman. Bana bak. Gece tam 11'de seni arayacak. O telefonu açacaksın. Senin sesini duyacak. Özür dileyecek. Bu konu kapanacak. İstemem onun özrünü ben. Dilemesin. Kız. Erkek adam. Yapmış bir hata. Kızım az affedici ol değil mi? Bak bu adam bir zamanlar sana aşıktı. Allah kahretsin onu da aşkını da. Yavrum. Hasret. Bak kızım. Adam pişman. Yanlış yolda gittiğini anlamış. Tamam mı? O telefonu bir açıver. Adam bir özür dilesin. Bu konu kapansın, bitsin. Ömrümde açmam o telefonu. Kız, kız, kız. O fotoğrafı çektirmeye giderken hiç düşünmedin mi ha? Şimdi mi ar edesin tuttu senin? Ha? Canımı acıtıyorsun. Bana bak. Bana bak. Bu işi sen başlattın. Sen bitireceksin Hazret. O telefon çalacak. Ya sen açacaksın. Ya evden başka biri açacak. Anlıyor musun beni ha? Anlıyor musun? Ha? Ben artık dükkana geçeyim. İşlemleri de sonra hallederiz. Geldiğimde de arabayı alırım, olur mu?
bu saatten sonra gerçekten dükkana mı gideceksin? Mecbur. Bir şekilde açılması gerekiyor dükkanın. Nasıl dayanıyorsun bu hayata Orhan? Sürekli bir mecburiyet, zorunluluk. Ya sen hiç kendini düşünmez misin? Kendin için bir şey yapmaz mısın? Şimdilik mesuliyetim bende geliyor. Kim bilir? Belki bir gün dediğin gibi ben de kendime vakit ayırabilirim. Peki. Bugün o gün olamaz mı? Yani iki yeni arkadaş olarak güzel bir gün geçirmeyi seçemez miyiz? Hesabı alabiliriz. Saatte 11'e geliyor. Bu çocuk artık hep geç kalıyor. Evli adam karısını bırakıp bu saate kadar sokakta kalmaz. Cemal Bey, araba alıyor dedim ya. Tonla para verecek. Gidip bakmasın mı yani? Ya sabahtan akşama kadar araba mı bakılır? Oğlumuz işini büyüttü artık. Sonra toplantısı çıkmıştır. Kim bilir? Bir gün iş, bir gün toplantı, bir gün seyahat. Bu işler böyle. Alışacağız artık. Biz yatalım bari. Yatalım. Orhan'ın işi bitince gelir nasılsa. Ayfer Hanım, siz yatmıyor musunuz? Geç oldu. Yatacağım, yatacağım tabii ben Dünür Baba. Kıza bir bakayım, ondan sonra gider yatarım. Hadi size Allah rahatlık versin. İyi. Hayırlı geceler. İyi geceler. Ben sana bir merhem alayım da yarana sürelim, yaran kavuşsun kızım. Kızım, sen ateş düşürücünü içtin değil mi yavrum? Bak saat 11'e geliyor. Kocan evde yok. Birazdan Bekir ağa arar. Anne, konuşmam ben o adamla. Sen elin adamını peşine tak. Bir de yetmiyormuş gibi bıçağın önüne atla, sonra sızla. Daha da ben sana yardım filan etmem. Gizim yatacağım. Ne halin varsa gör. Çok güzel bir gündü. Gerçekten öyleydi. Uzun zamandır kimseyle böyle keyifli sohbet etmemiştim. O zaman artık daha çok vakit geçirmeliyiz.
Yani iş dışında da. Yarın arabayı almaya geldiğinde görüşürüz. Olur mu? Anlaştık. Orhan. Kablonu çıktığını. Açacaksın Hasret Hanım. Açacağım bu telefonu. Yanlış yapıyorsun. Ya ben yanlış yapmak istiyorsam? Beni ömrümü
kahrını.